çok büyüksün Sinemi. Çok büyüksün. Aşağıda paranın gücüyle Çorlu'dan, Büyükçekmece'den, Avcılar'dan, Beylikdüzü'nden getirilen insanlarla kalabalık yapılmaya başlandı. Orada insanlar toplandı. Bu kadar bile yok. Büyüksünüz. Siz çok büyüksünüz. Bu gerçek anlamda bir inancın zaferidir. İnanmış insanların zaferidir. Yola çıkarken bize dediler ki bir avuç insansınız, sizden ne olur, biz Silivri'ye güvendik, biz size güvendik, her gün biraz daha büyüyerek bugün burada olduk. İşte bu inancın zaferidir. İnancın sonunda olacak olandır. Buna inanıyorum. Toplanmışlar. Eski Cumhurbaşkanı adayını getiriyorlar. Cumhurbaşkanı adayımız diye. Ve Cumhurbaşkanı adayın geçti o. Biz de ona oy verdik. Yakışıyor mu ona? Yakışmıyor. Onun işi değil. Biz de onun için kendimizi yırttık. Mücadele ettik. Bir inanç uğruna mücadele ettik. O ne için mücadele ediyor biliyor musunuz? Aslında benim bu akşam size söylemek istediğimi az önce kendisi söyledi. Sizi soyanlara, sizden çalanlara oy vermeyin dedi aşağıda. Sizden çalanlara, sizi soyanlara oy vermeyin dedi. Biz de günlerdir hep bunu anlatmaya çalışıyoruz. Sizin hakkınızı yiyenlere, yedim hakkı yiyenlere, sizin paralarınızı kumar masasında yiyenlere oy vermesinler. Cumhurbaşkanı adayının Cumhurbaşkanlığı seçimi süresince söylediği bir söz vardı. Ne diyordu? Yiğit muhtaç olmuş bir kuru soğana, Sayın İnce nasıl oy istiyorsun bizi soyana diye soruyor bana. Sen Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir kademesinde adaylığı onaylanmayan, her kademenin reddettiği bir kişiyi her türlü tehdit ve şantajlarla o 24 Haziran gecesi dönen dolapları açıklama tehdidiyle o adaylığı aldın. Ama Silivri'ye yazık etmek istiyorsun sen. Silivri'ye ihanet etmek istiyorsun. Ama neden ihanet etmek istediğini ben çok iyi biliyorum. Çünkü o Bulgaristan yollarını hep beraber aşındırdınız. Bir daha öyle bir kaynak bulamayacaksın diye istiyorsun. Parti içi demokrasi olmadığı için ona kendine bu kadar güvenerek halkına sırtını çeviren bir belediye başkanı daha bu Silivri tarihinde görülmemiştir. 10 yıldır bu millete kan kusturuyor. Bir derdiniz olduğunu anlatamıyorsunuz. Ulaşmak istediğinize ulaşamıyorsunuz. İçeride uyurken yatarken size burada yok dedirtiyorlar. Hiçbir sorununuzu çözemiyorsunuz. Despot, diktatör, kibirli, burnu büyük, firavunlaşmış bir belediye başkanıyla Silivri'ye 10 yıldır yönetiyor. Evet.
kapı kapı dolanıyor, oy dilenciliği yapıyor. Bu iş böyle olmaz. Hizmet de olur. Bu millete önce hizmet edeceksin. Bu milletin saygısını kazanacaksın. Ondan sonra onlar seni zaten baş tacı ediyorlar. Ama bak, bu Silivri sokaklarında bir tane Özden Işıklar diyen adam bulamazsın. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş insanların partiye bağlılığının arkasına sığınmış seçim almaya çalışıyorsun. Hayır, yok. Bu seçim genel seçim değil. Bu seçim iktidarı belirlemeyecek. Bu seçim muhalefetin yerini belirlemeyecek. Bu seçim bu kente en iyi hizmet edecek. Bu kentin kaynaklarını en iyi kullanacak, halka hizmet edecek kişileri seçecek. Onu denediniz 10 yıl. Olmadığını gördünüz. Diğer arkadaşımızın da maalesef anketlerde son bir hafta içinde %25, %29 bandı içinde olduğunu görüyoruz. Onun da seçilme şansı yok. İki alternatifiniz var. Ya mevcut düzene devam diyeceksiniz, bu arkadaşımızı seçeceksiniz. Ya da eskisi gibi hizmet bekliyorsanız, 15 yıl öncesinde olduğu gibi, bu halkın bir tek kuruşunu kendine yemeyen, etrafına yedirmeyen, her kuruşunu halka hizmet olarak geri döndüren birini istiyorsanız, işte o biziz. Ben ve arkadaşlarım da. Değerli arkadaşlar, ya onu seçerek bir 5 yıl daha imdat çığlığı atmaya devam edeceksiniz, ya da 5 yıl boyunca zafer şenliği kutlamalarını yapacağız hep birlikte sizlerle. Çok ilginç bir şey var Silivri'de değerli arkadaşlar. 200'den fazla muhtar adayımız var mahallelerimizde. Muhtarların vaatlerine bakın arkadaşlar. Mecbur kaldılar muhtarlar bunları söylemeye. Diyor ki, bu mahallenin yolunu yaptıracağım. Bu mahalleye su getireceğim. Buraya hastane yaptıracağım. Buraya çocuk parkları, yeşil alan yaptıracağım diye söz veriyor. Bunu muhtar veriyor değerli arkadaşlar. Neden veriyor? Çünkü belediyeden umudunu kesmişler. Artık umut kalmamış. 10 yıl boyunca bu zihniyetten hizmet alamamış. Yine bu zihniyet iktidara gelir diye muhtarlarımız kalkmış bu vaatlerde bulunuyorlar. Haklılar onlar. Çünkü o köyler, o mahalleler bu hizmeti alamıyor. Kapanan belediyelerimiz vardı. Ne güzel de hizmet alıyorlardı. Hatta mahalleye dönüştürülen eski köylerimiz vardı. Onlar özel idareden pay alarak köylerinin yolunu da yapıyorlardı. Kanalını da yapıyorlardı, suyunu da getiriyorlardı. Ama 10 yıldır öyle bir terk edilmiş, öyle bir boş vermişlik yaşanıyor ki, işte muhtarlarımız, yeni muhtar adaylarımız da buna isyan olarak, sanki bir belediye başkanlığına aday olarak oluyor gibi vaatlerde bulunmak zorunda kalıyorlar. Sayın muhtarlarım, sizi o duruma düşürenlere onlar utansın, siz utanmayın. Biz geldiğimizde o köyünüzün, o mahallenizin, o sokağının her bir sorununun takipçisi olacağız. Onları mutlaka en kısa sürede yerine getireceğiz. Değerli arkadaşlar, bir belediye başkanı halkını korkutarak, tehdit ederek, şantaj yaparak bu kendi yönetmeye kalkar mı? Her türlü baskıyı uyguluyor. Spor kulübünün başına kimin geçeceğini o karar veriyor. Esnaf sanatkarların başına kimin geçeceğini o karar vermek istiyor. Vakıfların, derneklerin başına kim gelecek o. Ziraat odasının başkanı kim olacak o karar veriyor. Muhtarların başına kim geçmek istiyor o baskı yapıyor. Huzur bırakmadı, huzur. Bir de diyor ki, bu kentte huzurunuzun devamı için beni seçin. Hani oradan be? Sen bu kentte huzurunuzun bırakmadın. Ne diyor? Bu kente 3 milyon turist getireceğim. Ya sen bir tek park yapmamış bir adam, yolları çamur batak olan bir kente 3 milyon turisti hangi akla getireceksin? Sen 10 yılda ne yaptın ki böyle bir
vaatle insanları kandıracağını düşünüyorsun. Sen ben olmazsam buraya 400 bin Suriyeli yerleştirilecek diyorsun. Hadi oradan ya. Sen kimsin ki getirmek isterlerse onların buraya gelmesine engel olacaksın. Niye korkuyla yönetmeye kalkıyorsun bu şehri? Kimi korkutacağını sanıyorsun sen? Ne böyle bol keseden atıyorsun? Bunlara bir son ver artık, yeter. Değerli arkadaşlar, bir belediye başkanı 5 yılda 320 kere pasaportla yurt dışına çıkar mı? Neden pasaportla diyorum? Bir de pasaportsuz Kıbrıs çıkışları var. Onlar da bunun dışında 320 kere Bulgaristan'a gidiyor. Niçin gidiyor? Hangi parayla gidiyor? Sizin mahallenizin çocuğu hangi işi yaptı bugüne kadar? Ne zaman bir kuruş vergi ödedi? Hangi ticari işin içinde oldu? Üniversiteyi bitirdi, yanıma geldi. 15 yıl benim yanımda çalıştı. Sonra gitti Çorlu Belediye Başkanı'na danışman oldu. O çocuğa yazık etti. 10 yıldır hapislerde sürünüyor. 10 yıldır da kendisi belediye başkanı. Teşekkürler. O 10 yıl boyunca Bulgaristan'a yaptığın o yatırımı eğer Silivri sokaklarına yapsaydın burası bir Avrupa'yı kent olurdu, biliyor musun? O parayı Silivri'ye harcasaydın bugün Silivri'nin ne otopark sorunu kalırdı, ne kültür merkezi sorunu kalırdı, ne kavşak sorunu kalırdı. Ama sen o bütün kaynaklara kendinin, eşinin, dostunun zenginliği için kullandın. Bana diyor ki az önce, o bir yalancı, terörist, İftiracı. Arkadaşlar, şu söylediğimin bir tek kelimesinin yalan olduğunu söyleyen varsa gelsin burada benim yüzüme tükürsün. Ben sadece gerçekleri aykırıyorum. Sadece gerçekleri bütün halkımın bilmesini istiyorum. Onun için çıktık bu yollara. Buna rağmen hala diyorsanız o, zaten ben hiçbir şey söyleyemem değerli arkadaşlar. Evet, evet, evet. Öylesine soyulmuşuz ki, öylesine soyulmuşuz ki. Bakın, bir aydır dağıttığı promosyonlara, hediyelere bir bakın. Bunlar kaç para yapar? Bir toplayın Allah aşkına. Evlerinize gönderilen paketlere bakın. Evlerinize gönderilen paketler her seçime bir tane, her seçmene bir tane gönderiliyor. 121 bin seçmen var. Yani 121 bin paket gönderiliyor. Sadece kargo masrafı 10 lira. Yani gönderdiği bir hediyenin sadece posta masrafı 1 milyon 200 bin lira değerli arkadaşlar. Bu arkadaşımızın kendisinin hiçbir geliri olmadığına göre bunca parayı nereden bulduğunu ona bir sormanız gerekiyor. Partinin yetkili kurullarından geçmeyen adaylığının hangi parayla satın alındığını, o parayı nereden bulduğunu buraya gelince ona sormanız gerekiyor. 31 Mart'ta bunun hesabını ona sormanız gerekiyor. Onun hesabı eğer siz sormasanız da bilin ki biz ona 31 Mart'tan sonra o belediyenin hesaplarını yeminli bilir kişilere inceleterek, yeminli hesap uzmanlarına inceleterek orada dönen bütün dolapları size anlatacağız değerli arkadaşlarımız. Bundan bilginiz olsun. İlk belediye başkanı olarak Renault Kalyos diye bir arabası vardı altında. Çok gariban bir arabasıydı. Ama öyle bir hale geldi ki bir yıl içinde 10 yıl boyunca 10 tane jip değiştirdi. Başka bir şey daha var değerli arkadaşlar. O jipleri değiştirdi de her plakayı değiştirdi. Yeni araba aldı, eski plakayı taktı. Siz onun araba değiştirdiğini anlamadınız. Ama başka bir araba var ki nedense Silivri halkı da muhalefetteki parti de ona hiç hesabını sormadı. Mesela bu belediye başkanımızın bir jibine Yunanistan hükümeti el koydu. Neden el koydu? Neden Yunanistan'da kaldı o jip? Bu halka onun hesabını versene. Bu da mı yalan? Bu da mı iftira? Söyle.
demokrasi platformu diye Silivri'de bir demokratik mücadele için kurulmuş platform var. Bana telefon ettiler, dediler ki Türkiye Şeffaflık Derneği'nin bir sözleşmesi var. Şeffaf bir belediyecilik yapmak isteyen belediye başkanlarına bu sözleşmeyi imzalatmak istiyoruz. Ondan sonra seçildikten sonra da bu şartlara uyup uymayacağını biz kontrol edeceğiz. Baktım, arkadaşlar o bizim ondan önce 15 yıl önce nasıl davranmıştık onları izah ediyor. Bizim broşürlerimiz var. Açarsınız birinci kapağında zaten onların maddeler halinde sıraladıklarını biz zaten taahhüt etmişiz halkımıza. Dedik ki biz hemen imzalarız. Daha önce Sayın Belediye Başkanı o sözleşmeyi imzalamak istememişti. Biz duyunca bugün imzaladı. Sosyal medyaya bir bakın. O sözleşmeyi imzalarken ki yüz ifadelerine bir bakın. Nasıl zorlanıyor, nasıl imzalamak istemiyor, nasıl bizden dolayı imzalıyor. Çünkü asla 10 yıl boyunca bu Silivri halkına hesap vermediği gibi yanındaki meclis üyelerine bile hesap vermedi. Herhangi bir kararı alırken hiç kimseye sormadı. Sadece meclise getirdi, yine iktidar muhalefet çatışmasına dönüştürdü. Parmak kaldır, parmak indir. Değerli arkadaşlar, bu bölgede Silivri'mizde çiftçilikle uğraşan arkadaşlarımız var. Tarım topraklarınızı sit alanı ilan etti. Kime sordu? Ziraat odasına mı sordu? Çiftçilere mi sordu? Muhtarlara mı sordu? Belediye meclis üyelerine mi sordu? Kendi tarım dışı arazisini 7 katlı imara açtı. Sizin arazilerinizi asla imara açılamayacak, üzerine bir çivi çakılamayacak hale getirdi. Bunun hesabını sorun değerli arkadaşlar. Bunu nasıl yaptın onları sorun. O kadar çok şey var söyleyecek ki. Yani çok da fazla vaktinizi almıyorum. Almak istemiyorum. Hava soğuk. Ona rağmen burada hiç kıpırdamadan duruyorsunuz. O kadar çok saygı duyuyorum. O kadar çok minnet duyuyorum ki size. Var olun, sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Evet, çok söyleyecek şey var. Ama son olarak şunu söylemek istiyorum. Diyorlar ki, bunlar bir AK Parti projesi bu DSP'liler. AK Parti bunları çıkardı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarını bölüp AK Parti'ye seçim kazandırmak için, Milliyetçi Hareket Partisi'ne kazandırmak için. Asla gerçeklikle payı yok. Biz çok araştırdık, çok inceledik, başarılı olur muyuz diye halkımıza sorduk. Olabileceğimize inanarak yola çıktık. Çok net bir şekilde kesin ifadeyle söylüyorum ki pazartesinden beri gelen bütün anketlerin tamamında Demokratik Sol Parti Silivri'de birinci parti değerli arkadaşlar. Dolayısıyla onların o bölüyorlar taktiği tutmuyor. Biz birinci partiyiz. Eğer bundan sonra bölünecek biri varsa, bölecek biri varsa o da odur. Onun dışında başka bir şey daha söylediler. Oradan para aldı. Ya da para aldı çekilecek. 500 binle başladılar. 1 milyona çıktılar. 3 milyona çıktılar. 5 milyona çıktılar. En son dediler ki 8 milyon aldı. Yüzünüze gözünüze dursun. Paraya tapmış adam. Biz paraya tapmış olsaydık böyle olmazdı. 15 yıl belediye başkanlığı yaptık. Senin gibi bana güvenmiş, bana inanmış, bana oy vermiş Silivri'lerin başına bir kere ben yere eğdirdim mi? Bir kere onlara baktım mı? İnsanlar senin adını ağzına almak istemiyor. Sana belki bir miktar oy alacaksın. Seçilemeyeceksin ama bir miktar oy alacaksın. Onlar işte Cumhuriyet Halk Partisi'ye bağlı insanların o parti kaybedebilir kaygısıyla oy verdikleri. Ama değerli arkadaşlar, o tür arkadaşlarıma bir kere daha soruyorum. Böyle reva mı? Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da sosyal demokrasinin hangi ilkelerinde var ki bu halk soyulabilir? Halkın kaynakları kendi cebine indirilebilir. Halkın kaynaklarıyla yandaşlar zengin edilebilir. Çoluk çocuğuna
böyle bir şey? Hangi Cumhuriyet Halk Partisi ilkesinde bunlar yazıyor? Eğer solsa, sosyal demokrasi ise ben niye ve bu arkadaşlarım işte burada, burada. Bu insanların hiçbir tanesinin sosyal demokrasiyle, Cumhuriyet Halk Partisi'yle en ufak bir sorunu yok. Sorun Muharrem İnce'nin senin aday yapmasında. Sorun Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun hiçbir parti organında adaylığın onaylanmamasına rağmen aday yapılmanda. Tepki o. Tepki Silivri'ye sahip çıkabilme tepkisidir. Silivri'ye tekrar hizmet getirebilme tepkisidir. Silivri'yi çağdaş bir kent haline dönüştürebilme tepkisidir. Sizinle birlikte bunları başaracağız değerli arkadaşlar. Eğer hala onun anlayışına inanan, onun anlayışının devam etmesine inanan, hiçbir yatırım yapılmadan bu belediyeyi 300 milyon borçlandıran bu belediye başkanı ve arkadaşlarına destek veriyorsanız, bu paraların çalınıp çırpılmasına razı geliyorsanız, buyurun siz ona oy verin. Ama hayır, biz bu Silivri'ye sahip çıkacağız. Silivri tekrar hizmetle tanışacak. Silivri tekrar layık olduğu yere gelecek diyorsanız, ben ve arkadaşlarım buna talibiz değerli arkadaşlar. Aşağıya Atatürk Meydanı'na bir yürüyüş yapmak istiyoruz.